Hayat vardağın herkese merhabalar efendim bugün 10 Kasım günlerden Salı. 10 Kasımlar bilirsiniz bizim için hüzün günlerinden bir tanesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabii ki bizim için önemlidir, kıymetlidir ve değerlidir. Rahmet, saygı, özlem ve minnetle bir kere daha vefatının 82. yıl dönümünde anıyoruz rahmet ve özlemle diye söylemiş olalım. Tabii programlar bugün birçok yerde ama programları etkinlikleri düzenleniyor ama birazcık daha tabii ki pandemi süresi olduğu için süreci olduğu için daha az anma programları yapıyor, yapılıyor onu da söylemiş olalım. Bugün yine Hayat Var'da sağlık alanında önemli bir konuyu sizlerle birlikte paylaşacağız. Çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte operatör doktor Mustafa Serkan Zayımoğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam bir siz tanıyalım da hemen. Öncelikle ben de atamıza saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bu 10 Kasım günü program yap, yapıyoruz. Ee, bu özel günde e, atamızı gerçekten anıyoruz ve onun yolunda yürümeye çalışıyoruz. Evet farklı ee, bir gün hocam evet, bugün. Bir gün. Tabii ki e, atamızı rahmetle anıyoruz. Ee, evet. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evet. Silah arkadaşlarını rahmetle evet. anıyoruz. Evet. Ee, özlem, hasretle tabii ki e, minnet duygumuzla anıyoruz. Kesinlikle. Ona çok şey borçluyuz. Evet. Ee, ve tabii ki e, yeni gençler, yeni jenerasyon da e, bu şekilde, bu şuurda da devam etsin i̇nşallah, diye de niyetlerimizi temennilerimizi söylemiş Kesinlikle. olalım. Tabii aslında sizi biliyoruz hocam. Evet. Sizler e, tabii ki çalışma hayatınızdaki yapmış olduğunuz sağlık alanındaki katkılarınızı biliyoruz. Programlardan da tanıyoruz. Sağ olun. E, ama bugün programımıza yine bizlerle birliktesiniz ve çok önemli bir konu başlığını aslında bizlerle birlikte konuşacaksınız. Evet. E, menüsküs deyince aslında herkesin bildiği, evet. aşina olduğu, duyduğu. Evet. Acaba ben de mi menüsküs yırtığı vardır? Ee, bacağım çok acıyor hocam yani diz kapakta olur mu? Sporcu da değilim yok canım bende evet. de olmaz diye. Herhalde hastaların sizin kapınızı çaldığı evet. rahatsızlıklardan bir tanesini konuşacağız. Evet. Efendim sizler de tabii ki e, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizlere katılabilirsiniz. Hocama sorularınızı sorabilirsiniz diye de e, söylemiş olalım. Tabii menüsküs çok bilmiyorum ama e, acaba tedavi yöntemleri nedir? Son dönemdeki gelişmeler neler? E, cerrahi denince hocam insanlar bir tedirgin evet. oluyorlar. Evet. Yani şimdi diz kapağımdan evet. ameliyat olacağım. E, sonrasında neler olur? Bugün tam olarak detaylı bir şekilde hocam görsel anlamda, video anlamda dolu dolu içerikler hazırlamış evet. bizlere. E, onu da söylemiş olalım. Evet. E, hocam bu arada bir konuya da değinmek istiyorum. Onda müsaadeniz olursa. Tabii. E, biliyorsunuz ben hafta sonu İzmir'deydim ve dün İzmir programımızı sizlerle birlikte paylaştık. E, tekrar orada kalbim orada kaldı. Hani kalbim Ege'de kaldı, İzmir'de evet. kaldı diye şarkısı var. Gerçekten benim kalbim İzmir'de kaldı. Ve e, oradaki hayat bir şekilde devam ediyor. Bana çok soruldu neler ihtiyaç var, neler gönderelim, nasıl yardımlar yapalım. E, gerçekten oraya tüm Türkiye'den yardımlar atmış i̇şte, durumda. Evet. Her yerden, STK'lardan, e, AFAD orada hala, e, Kızılay'ımız orada e, ve devletimizin sağladığı birçok imkanlarla Orada yaralar sarılmaya devam ediyor. Tabii ki manevi anlamda biraz orada hüzün hala var, kayıplar var ve 500 binanın yıkım kararı alınmış. Onunla alakalı bekleyiş var, yıkılan binalar var. İzmir'de tabii yaralar sarılmaya devam ediyor. Ben şunu gözlemledim. Şu an oradaki vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacı dualarımız. Bol bol dualarımız etmeyi unutmayalım diye de söylemiş, hatırlatmış olalım sizler hiç bir zaman unutmayacağız. Tekrar vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Kalanlara da sabırlar dileyelim hocam. Kesinlikle. Evet, ülkemiz tabi deprem kuşağında olduğu evet. için böyle acıları zaman zaman yaşıyoruz evet. ama önemli olan e, lütfen buradan müteahhitlerimize de seslenelim. Kaçak yapılar, malzeme çalma, Kesinlikle. bu tarz şeyler lütfen e, yapmayalım ki e, olan süreçte de böyle acılar, üzüntüler ve kederler yaşamayalım diyelim. Evet. Hocam şimdi menüs Evet. Belki de Meskus. herhalde gelirim menüs. Hayat bir şekilde devam <laughs> evet, ediyor. Evet, e, Tabii bazı duyguları yaşamadan çok fazla hissedemiyoruz ama evet. hayatta bir ucundan devam Kesinlikle. ediyor. Hayatın dengesi bu. Evet. Bir şekilde devam ediyor. Evet. Hocam şimdi menüsküz çok duyuyoruz. Sanki işte bir sporcu hastalığı mı? Yoksa yaşlı hastalığı mı? Acaba dizimi yanlış kullandığımdan mı oldu? Evet. Ya da benim hocam dizden sesler geliyor, kıtır kıtır. Merdiven evet. çıkarken hop kitleniyor gibi. Evet. Sorular sizlere geliyordur. Evet. Hocam nedir Allah aşkına bu menisküs? Menisküs, diz eklemi için olmazsa olmaz bir yapıdır. Öncelikle diz eklemini bu maket üzerinde de göstermek istiyorum. diz eklemi burada diz kapağı kemiği, uyluk kemiğinin eklem yüzeyi ve kaval kemiğinin eklem yüzeyinin oluşturduğu bir yapıdır. Bu menisküsler diz eklemi içerisinde bulunan yapılardır. Diz eklemi içerisinde kaval kemiğinin üzerinde eklem derinliğini arttıran yarım ay şeklinde kıkırdağa benzer oluşumlardır. İç ve dış menisküs olarak her dizde iki adet bulunur. Dizimiz için olmazsa olmaz çok önemli yapılardır. Neden? Şu mesela o... diz kapağımız mı hocam? Bu, dizi... bu diz kapağımız. Evet. evet bu diz kapağımızı kenara aç kenara aldığımız zaman bu uyluk kemiğimizin eklem yüzeyi. Mavi ile gösterilen ama gerçekte beyaz bir doku olan burası kıkırdak dediğimiz eklem burası. Bu eklemin altında da kaval kemiğinin altında mavi ile gösterilen eklem yüzleri var. Ve bunun üzerindeki şu kahverengi gördüğümüz yarım ay şeklindeki yapılar içeride ve dışarıda birer tane olmak üzere iç menüsküs ve dış menüsküs olarak. Yani her dizde iki tane menüsküs var. Bu, bu menüsküsün bu kadar önemi ne? Menüsküs olmazsa olmaz bir yapı diz eklemi için. Bir kere diz eklemine gelen yükü taşıyan bir yapı. Ayaktayken, otururken, dizi katladığımızda, açtığımızda menüsküs bu yüklenmeyi alıyor, yükü taşıyor. Aynı zamanda menüsküsler bu diz eklemine gelen yükün diz eklemi içerisine eşit dağılmasını sağlıyor. Menüsküs olmasa yük dağılımı bozulacak ve kıkırdak doku aşınacak. Aynı zamanda ani hareketlerde hoplama zıplama ters hareketlerde dize gelen yükü aşırı yükü engelleyip aynı bir amortisör görevi görüp bu yükü azaltıyor. Bu yükün kıkırdağa dağılmasını eşit dağılmasını sağlıyor. Kıkırdan zarar görmemesi için çalışıyor. Yani menüsküs dokusu bizim dizimizi koruyan bir yapı. Olmazsa kıkırdak dokunun zarar görmemesi imkansız. Kıkırdak dokunun zarar görmemesi için menisküslerin sağlam olması gerekiyor. Ya menisküs nedir ki aman küçük bir yırtık böyle değil. Menisküs yırtıldığı zaman ne oluyor olay? Bu diz kapağı kemiği, uyluk kemiği, kaval kemiği. Diz hareketi bu. Diz hareketi uyluk kemiği alttaki kaval kemiği üzerinde kayma hareketi yapıyor. Bu kayma hareketini menisküslerin üzerinde yapıyor. Menisküs olmasa buradaki iki kıkırdak yüzeyi ne yapacak? Birbirine sürtecek. Evet. Kıkırdak yüzeyi birbirine sürttükçe ne olacak? Zamanla kıkırdak doku aşınacak. E kıkırdak doku aşınmaması için bu sürtünme hareketini engelleyen yapı aradaki menisküs dediğimiz yapılar. E, o yüzden dizi korumak için menisküsü korumak zorundayız. Menisküste bir problem olursa e, bunun sonu çok ileri aşamaya kadar yani ileride diz protezlerine kadar gidebiliyor. Evet. Peki hocam neden yırtılıyor menisküsümüz? Menisküs yırtılmasının nedenleri arasında şimdi menisküs deyince bir kere genç hastalığı gibi algılanıyor. Evet menisküs gerçekten daha çok genç hastalığı ama 40 yaşından sonra ya da ileri yaşlarda da menisküs yırtılabiliyor. Erken yaşta 40 yaşından önce olan menisküs yırtıklarına biz travmatik yırtıklar diyoruz. 40 yaşından sonra oluşan yırtıklara da dejeneratif yırtıklar diyoruz. Travmatik yırtıklar nasıl oluşuyor? Travmatik yırtıklar genellikle genç yaşta sporla uğraşanlarda işte futboldur, basketboldur, atletizmdir. Burada temas sporlarıyla uğraşanlarda Spor esnasında dize aldıkları travmadan yırtılabiliyor. Onun haricinde sadece travma sonrası menüsküs yırtılmıyor, çapraz bağlar da kopabiliyor. Uzun süre çapraz bağ kopmuş ama o travma esnasında menüsküsü yırtılmamış hastalar var. Bu menüsküs yırtığı çapraz bağ kopuk olduğu için zamanla menüsküsün de yırtılmasına neden oluyor. Yani e, dizdeki bir dengesizlik, boşluk hissi zamanla menüsküsü yırtan bir neden. E, degeneratif nedenler dediğimiz olaylar nedir mesela? E, dejeneratif yırtıklarda menisküsler elastikliğini kaybediyor. Belli bir yaştan sonra menisküsün içerisindeki su miktarı azalıyor. Kollojen dediğimiz menisküsün ana yapılarından tip 1 kollojenin yapısı azalıyor ve menisküs es eski esnekliğini kaybediyor. Esnekliği kaybolduğu zaman ne oluyor? En küçük Zorlamada bile, hatta hiçbir zorlama olmadan da menisküs dokusu yırtılabiliyor. Bunlara da dejeneratif yırtıklar diyoruz. Yani 40 yaşından sonra görülen menisküs yırtıkları genelde bu gruba giriyor. Bu yırtıkların oluşmasını kolaylaştıran faktörler nelerdir dersek, en önemlisi kilo. Çünkü hmm. vücudumuz belli bir ağırlığı taşımaya göre planlanmış, özellikle diz eklemi. E burada vücut kitle indeksi arttığı zaman, e boyunuza, kilonuza göre siz... Dizinize binen yükü arttırırsanız bu menisküsler ne oluyor? Büyük yük altında ezilmeye başlıyor. E zaten eski esnek yapısını kaybetmiş, belli bir yaşa gelmişiz mesela. E yükü de bindirince bu menisküslerin yırtılması çok daha kolay oluyor. Bunlar dejeneratif yırtıkları kolaylaştıran nedenler. Evet, hatta üst yaş grupsa geldi diyorlar değil mi teyzeler? Oğlum biz futbolda oynamıyoruz, evet. sporda yapmıyoruz evet. yani. Nasıl evet. oldu diye. Evet. Demek ki o ya da gençken dediğiniz gibi travması vardır, tedavi edilmemiştir. İlerleyen evet. zamanda da menisküs yırtığı olarak herhalde çıkabiliyor Çıkıyor, hocam anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi şunu çok merak ediyorum. İşte kadınlarda mı çok sık görülüyor, erkeklerde mi daha sık görülüyor? Evet. Var mı böyle bir ayrım evet. hocam? Öyle bir ayrım var. Menisküs yırtıkları erkeklerde kadınlardan 3-4 kat daha fazla görünüyor. Ee, bize gelen hastalar, travmatik olan yani genç yaşta gelen hastalarda Erkek yoğunluğu daha fazla. Neden? Erkeklerin spora olan düşkünlüğü. Özellikle evet. bu sporun başında da futbol gibi, basketbol gibi sporların olması. E tabi ki erkeklerde daha sık görünmesine neden oluyor. Ama dejeneratif menüsküs yırtıkları yine aslında erkeklerde daha fazla olmakla birlikte kendi tecrübemi sorarsanız Konya'da kesinlikle kadınlarda daha fazla görünüyor. Çünkü Konya'da e dizlerimizi bükme alışkanlığımız, dizi büküp yere yük verme alışkanlığımız yani menisküse yük bindirme, e, yanlış oturma, yer sofrası kullanımının fazla olması menüsküsleri zorluyor. Ve dejeneratif yırtık dediğim 40 yaş sonrası yırtıklar daha çok Konya'da bayanlarda görünüyor. Bu benim kendi izlenimim. Kilo ama kitapta de... kilo tabii ki. Evet. Kilo demeyelim şimdi insanları üzmeyelim <laughs> ama kilo da etkin e, Evet kilo, kilonun önemli haftuna, olduğunu söyleyelim sorsanız. hocam. Yani Kesinlikle. aslında sadece şu an menisküs yırtığı konuşuyoruz ama genel anlamda kilo evet. e, muhakkak her hastalıkta karşımıza en başta Kesinlikle çıkıyor aslında. Çıkıyor, tabii ki evet. Evet. Biraz erkeklerde daha sık görüldüğünden evet. bahsediyorum. Evet. Bir de hocam az önce maket üzerinde gösterirken dediniz Hı -hı. ki iç menisküs dediniz, dış evet. menisküs dediniz. Evet. Bizde iç ve dış menisküs olarak iki menisküs var. İç menisküs daha çok yırtılan menisküs, dış menisküsse daha az yırtılan menisküs. Kabaca böyle söyleyebilirim. Ee, dış menisküs yırtıkları daha çok Genç yaş grubunda sporcularda erken dönemde yırtılıyor. İç menisküs yırtı ise daha ileri. Dejenere yırtık dediğimiz ileri yaşlarda iç menisküs yırtılıyor. Neden iç menisküs daha çok yırtılıyor? Ee, bu anatomik bir durum. Dış menüsküs e, eklem içerisinde sabit bir doku değil. Kemiğe önden ve arkadan yapışıyor ama e, yanlardan e, kemikle olan her tamamen e, sıkı bir bağlantısı yok. Daha hareketli bir menisküs. Onun için zorlanmalarda daha kolay esneyip kendini koruyabiliyor. Ama iç menisküs bu kaval kemiğinin üzerine tamamen yapışıyor. Zorlanmalarda hareket şansı olmadığı için yırtılabiliyor. Esneyemiyor dış menisküs kadar. O yüzden iç menisküs yırtıkları da dış menisküs yırtıklarından daha sık görülüyor. Evet. Evet. Bir de hocam şunu merak ediyorum. İşte kadınlarda dedik, erkeklerde dedik. Peki çocuklarda Evet. Çok önceki yaş dönemindeki çocuklarda da yırtıklar evet. olabiliyor mu menisküs yırtıkları? Menisküs yırtıkları çocuklarda da görülebiliyor. Konjenital doğuştan menisküs anomalileri de olabiliyor. Ee, erken yaşta çocukların spora eğiliminin artmasıyla artık çocuklarda da menisküs yırtığı görebiliyoruz. Tabi tedavisinde erişkinlerdeki gibi ilk planda hemen bir cerrahi işlem çok düşünmüyoruz ama e, bazı durumlarda özellikle çocuklarda diskoid menisküs dediğimiz durumlar oluyor. Nedir diskoid menisküs? menisküsün burada kaval kemiği üzerindeki görüntüsü yarım ay şeklinde, hilal şeklinde. Yani menisküsler buradaki kıkırdak yüzeyin tamamını kaplamıyor. Bunun böyle e, dizayn edilmiş özel bir yapı menisküs. Diskoid menisküste ne yapıyor menisküs? Tamamen eklem yüzeyini kaplıyor. Burada kıkırdak boşluk hiç görünmüyor. Tüm menisküs tüm eklem yüzeyini kaplıyor. Bu da zamanla menisküsün yırtılmasına neden olabiliyor. E böyle durumlar genelde çocuk yaş grubunda görülüyor. Eğer bu yırtık tabii ki çocuklarda yırtılmaya giderse de, o zaman bunun normal menüsküs haline çevirmek gerekiyor. Yani diskoid menüsküs dediğimiz Menüsküsü normal yarım ay hilal şeklinde çeviriyoruz. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Bir anda menisküs yırtığımız mı oluşuyor? Ya da şöyle mi oluyor? Yani oluşma aşamalarını zaten konuşacağız. Hı -hı. Hani belirtilerini Hı -hı. konuşacağız ama yani kısım kısım mı ilerliyor kemik işte? Ya da bir gün? Pat diye biz menisküs yırtığını artık son aşamasına mı gelmiş oluyoruz? Nasıl işliyor evet. aslında hocam süreç? Evet. Süreç hastalarda her hastada farklı işliyor. Genç hastalar atıyorum spor esnasında dizlerine gelen darbe, travma sonrası, dizlerine yaşadıkları travma sonrası ani diz bükmeyle birlikte bacaklarındaki dönme hareketiyle birlikte menisküsü yırtabiliyorlar. O anda dizde ciddi bir yanma, şişlik ve ağrıyla geliyorlar. Bu akut yeni yeni olan, hemen oluşan menisküs yırtığı çok hızlı bir belirti veriyor. Diz şişiyor, ağrı başlıyor. Bunda kaçınılmaz yani. Hasta burada dizinde bir problem olduğunu anlıyor zaten. Bu olay aynı zamanda dizin içerisinde çapraz bağların, özellikle ön çapraz bağın da kopmasına neden olabiliyor. Çapraz bağ kopmasıyla birlikte menüsküs de yırtılabiliyor. Ee, ama ileri yaş hastalarda, dejeneratif yırtıklarda atıyorum zaman zaman diz ağrısı oluyor hastaların. Yere çömeldikçe, merdiven inip çıktıkça, e, bu diz ağrısı dönem dönem oluyor İşte ağrı kesici kullanıyor rahatlıyor e, bir hafta iyi sonra 10 gün tekrar ağrı başlıyor e, bu hastalarda demek ki dizin içerisinde bir problem var aslında ama bu problemi hasta göz ardı ediyor e, İlaçlarda geçiyor e, korkuyor doktora gidersem acaba bana ameliyat diyecek ya mi yani geçtim. acaba ameliyat der mi doktora gitmeyin yani bu e, mantıkla gittiği zaman da dizin içerisindeki problem ne oluyor zamanla büyüyor. Ve hasta en son yanlış bir harekette ani bir zorlamada pat diye menisküsü yırtabiliyor. Bazı özel menisküs yırtıkları var. Mesela 50'li yaşlardan sonra hafif kilolu hastalarda yere ani çömelme ile dizin içerisinde aniden tık diye bir ses geliyor. Bu sesle birlikte dizde şişlik ağrı oluyor. Hasta ayağa kalkıp basmakta dahi zorluk çekiyor. Bu durum menisküs kök yırtığı dediğimiz durumlarda oluyor. Birçok menisküs yırtık tipi var. Menisküs yırtığında kök yırtığı çok önemli bir konu. Yani bu kök ne oluyor? Menüsküsün kaval kemiği üzerine yapıştığı iki tane nokta var. Ön kök ve arka kök şeklinde. Eğer menüsküs kökten yani kemikten ayrılırsa o zaman iş daha çok karmaşık hale geliyor. Ama menüsküsün içerisinde menüsküs kemiğe yapışık vaziyetteyken menüsküsün içinde, önünde, arkasındaki yırtıklar daha kolay tedavi ediliyor. Ama bu anlattığım sahnede eğer menüsküs kökten ayrılırsa o zaman eklem içerisinde kemiğe yapışmayan bir menüsküs dokusu oluyor. Bu dizin içerisinde daha çok takılmaya, daha çok ağrıya neden oluyor ve dizde aşınmayı çok hızlandırıyor. O yüzden menüsküs kök yırtı, yani biz hastanın hikayesinden ne tarz bir yırtık olduğunu da anlıyoruz aslında. Menüsküs kök yırtığında artık günümüzde en önemli tedavi bu menüsküsün yerine tamiri, menüsküs ameliyatı. O yüzden çok önemli bir nokta yani hastanın hikayesine göre ne Değişiyor. tarz bir durum olduğunu, yırtığın nasıl bir yırtık olduğunu anlayabiliyoruz. Evet daha detaylıca konuşacağız. Acaba belirtileri neler, nasıl anlarız, ne zaman hekime gitmemiz lazım tüm detayları konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Hayat var. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte çok önemli bir konu başlığını e, konuşuyoruz biliyorsunuz. E, Akademi Konya Hastanesi'nden Ortopedi Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Serkan Zayimoğlu hocam bizlerle birlikte menisküs hastalıklarından konuşuyoruz hocam. Gerçekten evet. çok önemli. Ve e, genel anlamda hani kadın erkek çocuklarda görülme oranını evet. e, konuştuk. Toplumda genel anlamda da çok görülüyor herhalde hocam. Evet. Çok duyuyoruz yani çevremizde işte menisküs ameliyatından... E, yatanları ya da tedavi Hı -hı. olanları, Hı -hı. fizik tedavi görenleri Hı -hı. E, birazdan konuşacağız. PRP yöntemi gibi çok kıymetli Hı -hı. bir yöntem var. E, tedavi olanları duyuyoruz. Hı -hı. O zaman genel anlamda toplumda çok sık görülüyor sanırım. Evet. Yani travma sonrası oluşan yaralanmaların yaklaşık yüzde %40'ını diz yaralanmaları oluşturuyor. Bu çok büyük bir oran. E, bu yüzde kırklık hastalığının da yaklaşık yüzde %15'inde menüsküs yırtığı oluşuyor. Yani travmaya çok açık bir bölge diz eklemi. Zaten ileri yaş hastalarda da artık yaşın ilerlemesiyle menisküsün esnekliğinin kaybolmasıyla günümüzde de çok fazla dizi katlayarak bükerek alışkanlıklarımızın olmasıyla menisküsler zamanla yırtılabiliyor. Hı hı. Bu da çok fazla menisküslerin önümüze çıkmasına neden oluyor. Evet. Peki hocam nasıl anlayacağız? Evet. Mesela ben de bile şu an herhalde dizimi hareket ettirsem kütür kütür sesler gelir. <laughs> ee, mesela beni ara ara düşündürür. Hı hı. Derim ki bir hekime gitsem şimdi menüsküs yırtığı dese birçok kişi böyledir. Hı hı. Diliniz hani böyle dilden konuşuyormuş evet. gibi oldu. Evet. İşte acaba doktor bana ameliyat der mi? Ya da sonraki zamanda acaba ben hiç tedavi olmazsam ilerletip bunu evet. ameliyata götürebilir miyim gibi belki evet. birçok soru işaretleri evet. var. Şunu merak ediyorum hocam. Biz diz kapağımızda evet. menisküs yırtı olduğumuzu nasıl anlarız? Nasıl belirtiler verir? Evet. Menisküs yırtığı ilk belirtisi ağrıdır. Çoğu hasta bu ağrıyı duyar. Aslında menisküs dokusu sinir ağı olan bir çok geniş bir sinir e, pleksusu sinir yapısı olan bir doku değil. Menisküs yırtıldığı zaman oluşan ağrı, mekanik bir iritasyona bağlı. Yani dizi büküp açtıkça yırtık menüsküsün kıkırdak dokuya sürtmesine bağlı orada yarattığı tahribat nedeniyle oluşan bir ağrı. Menüsküs yırtıldığında en fazla ağrı şikayeti olur hastalarda. Daha sonra dizde şişlik başlar. Dizi şişen hastalar genellikle menüsküsün kanlanan bölgesi yırtılan hastalar. Menüsküs dokusu aslında tamamı kanlanan bir doku değil. Diz eklemi içerisindeki menüsküsün kapsüle yakın periferik kısmı dediğimiz eklemin dış tarafındaki kısmı kan damarlarının menüsküse girdiği yerler. Menüsküse buradan giren kan damarları bu bölgede bir yırtık olduğu zaman menüsküste yırtılma sonrası eklem içerisinde kanamaya neden oluyor. Yani dizinde şişlik olan hastalar aslında menüsküsün kanlanan kısmı yırtılan hastalar. Ama menüsküsün eklem iç yüzeyindeki kanlanmayan bölgesi yırtıldığı zaman dizin içerisinde her zaman bir şişlik olmuyor. Ya yok menisküsüm yırtık değildir. Dizim şişmemiş. Yani şişlik her zaman beklenen bir olay değil. Menisküsün yırtıldığı yere göre şişlik olup olmayabilir. Diğer önemli bulgu menisküs yırtıldığı zaman ve yırtık büyüyüp eklem içerisine açıldığı zaman dizde takılma hissi olur. Hastalar dizi büktüklerinde diz hareketiyle birlikte tık edip dizin takıldığını sonra bükmeye devam ettiklerinde dizin kurtulduğunu hissederler. Aynı zamanda atlama hissi olur. Yırtık bölge ekleme kıkırdağa değdiği zaman oradan bir atlama hissi alırlar. Merdiven çıkarken de olur mu hocam? Merdiven çıkarken, inerken de olur, i̇nerken. çıkarken de olur. Hı hı. Özellikle dizin büküldüğü her durumda, dizi katladığımız her durumda menisküs şikayetlerimiz daha ön plana gelir. Özellikle dizi tam büktüğümüz durumlarda menisküse binen yük çok artıyor. Diz tam fleksiyonda dediğimiz, tam bükülü vaziyetteyken menisküsler çok fazla yük taşıyor. Eğer menisküste yırtık varsa dizi aşırı katladığımızda o zaman ciddi bir diz ağrısı duyuyoruz. Genelde menisküs şikayetleri bunlar. Harekete bağlı ve katladığımız oluyor. zaman evet. bizi aslında burada bir sıkıntı var diye alarmını veriyor. Veriyor kesinlikle. Evet, evet yani aslında hani bazı hastalıklar şöyle oluyor hocam. Sinsi ilerliyor anlamıyoruz ama menisküs kendini belli eden bir hastalık. Kendini belli ediyor tabii ki. Yani hastayı hekime getirecek kadar aslında sıkıntılar oluşturabiliyor ki hastalar evet. çoğunlukla geliyorlar. Evet. Peki hocam hasta size geldi. Evet. Geldikten sonraki aşamada tetkikler mi yapılıyor? Nasıl menisküs yırtığı olduğunu algılıyorsunuz? Evet. Nasıl neler ondan sonra aşama evet. neler oluyor? Hasta hocam? bize geldiğinde hastayı öncelikle dinliyoruz. Hastanın anamnezini alıyoruz. Ee, nasıl bir diz ağrısı olduğunu, ne zaman başladığını, ne zamandan beri olduğunu ani bir hareketle mi olduğunu, travma sonrası, düşme sonrası mı olduğunu yoksa yıllardır vardı da sonradan mı ağrı şiddeti arttı? Hastayı öncelikle dinliyoruz. Hastayı dinledikten sonra hastayı muayene ediyoruz. Bazı hastalar elinde MR'la geliyor. İşte ben de menisküs yırtığı var diyor. Biz hastanın MR'ını direkt alıp değerlendirmiyoruz. Hastayı öncelikle muayene masasına yatırıyoruz ve dizlerini muayene ediyoruz. Burada menisküsle sıkıştırma testleri yapıyoruz. Eklem aralığında menisküslerin olduğu bölgelerde ağrı var mı diye Parmaklarımızla o bölgelere bastırıp hastanın yüz ifadesine bakıyoruz. Burada fizik muayene yani hastanın muayenesi hastalığın teşhisini bize koyduruyor zaten. Biz hastanın hikayesiyle, hastanın muayenesiyle dizin içerisinde bağlarda mı bir kopma var yoksa menisküste mi bir yırtılma var bunu anlıyoruz. Bunu anladıktan sonra teşhisimizi kesinleştirmek için hastalara MR çektiriyoruz genellikle. MR şu anda menisküs hastalıklarında, diz hastalıklarında olmazsa olmaz bir tetkik. Ee, ama bu MR'ı direkt e, sonuç olarak yorumlamıyoruz. Hastanın muayene bulgularıyla birlikte değerlendiriyoruz. Hepsi bir arada evet. değerlendiriliyor. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Hep program başından beri söylüyoruz. E, hasta sonraki aşamada tedavi seçenekleri muhakkak ki gündeme geliyor. Evet. Ya da hiç tedavi seçeneği sunmadan direkt ameliyat olacak hastalar da oluyordur değil mi hocam? Evet. Neye göre değişiyor peki bunlar? Yani illa menüsküs deyince e, Cerrahi olmadan biz bundan kurtulamayız mı acaba sorular akla gelebilir hocam. İlaçlı evet. tedavileri de var mı? Evet. Şimdi hastanın muayenesini yaptıktan sonra, MR'larının görüntülerini inceledikten sonra hastaların menüsküs yırtığı olduğuna karar verdik diyelim. Tamam muayene bulgusu doyumlu. Hastanın menüsküs yırtığının yeri çok önemli. Şimdi bu dizi aldığımda diz maketinde menüsküs üzerinde göstermek istiyorum. Bu menüsküsteki yırtılan bölge hastanın tedavisine karar vermemizi sağlıyor. Eğer ki bu bölge... Menisküsün kökünden, kemikten kalkması şeklinde bir yırtıksa bunun cerrahi dışı tedavileri maalesef yüz güldürmüyor. Menisküs kök yırtığını dikmezsek, tedavi etmezsek bu zamanla kıkırdak dokuda çok hızlı bir aşınmaya neden oluyor. Hastaya bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Ama menisküsün eklem boşluğuna açılan, kanlanmayan bölgelerinde ve ileri yaş hastalarda ağrı şikayeti olmadan dönem dönem dizde sızlamalar, şikayetlerle geldiği zaman küçük bir menisküs yırtığı varsa bu yırtığı her zaman ameliyat etmiyoruz. Ama bize gelen hastalar genellikle artık zaman geçip tedaviyi aksatıp uzun süre yırtıkla gezdikleri için bu basit yırtıklar zamanla büyüyorlar. Büyüdükten sonra kıkırdağa da aşındırmaya başlıyorlar. Yani hastanın menisküsü yırtık. Artık bu hastayı ameliyat edelim mi etmeyelim kararında menisküs yırtığının yerleştiği bölgeye göre dizin içerisinde menisküs nereden yırtılmış? Bu yırtığı dikelim mi yoksa bu yırtığı tıraşlayalım mı? Ondan sonra bu hastanın yaşı kaç bu da çok önemli. Genç hastalarda mutlaka menüsküsü koruyup dikmek çok ön planda. Ama dejeneratif yırtık dediğim 40-60 yaş aralığında illa menüsküsü dikmek kolay değil. Yani her menüsküsü dikmiyoruz. 40-60 yaş hastalarında menüsküsün kısmı olarak çıkarılması da gündeme gelebiliyor. Yani hastanın yaşına menüsküs yırtığının yerine göre yapacağımız tedaviye karar veriyoruz. Bu tedavi illa bir ameliyat tedavisi değil tabii ki. İlk gelir gelmez hastayı hemen ameliyat etmiyoruz. Dediğim gibi şikayetleri uzun süreden beri yoksa, hafif dizinde ağrılar oluyorsa bu hastalara öncelikle ağrı kesici, dizdeki şişliği indirmeye yönelik buz uygulaması, ağrı kesici kremler, ilaçlar ve dizini güçlendirecek fizik tedavi hareketleri başlıyoruz. Hı hı. E aynı zamanda eğer ki kiloluysa hastanın kilo kontrolü için mutlaka kilo vermesi yönünde telkinde bulunuyoruz. Diz güçlendirme hareketleri çok önemli. Eğer ki ameliyata gitmeyecekse hasta, şikayeti çok fazla değilse dizini güçlendirmesi neden önemli? Ayakta durduğumuz zaman vücut ağırlığını diz eklemine biniyor biliyoruz. Biz ayaktayken vücut ağırlığını taşıyan en önemli kaslar uyluk kaslarımız. Eğer uyluk kasları zamanla atrofiye gider yani küçülürse o zaman vücut ağırlığı ne oluyor? Direkt diz eklemine biniyor. Biz bu uyluk kaslarımızı güçlendirirsek aslında dizimizi korumuş oluyoruz. Ama bir günde güçlenmiyor uyluk kasları. Onun için eğer hastada uyluk kaslarında zayıflık varsa en az 3 aylık bir güçlendirme egzersizi programı başlıyoruz. Ama böyle tertemiz hafif bir ağrı olup işte kasları güçlü olup işte ağrı kesiciyle iyileşen hasta sayısı çok az. Menisküs yırtığı artık tamamen büyük bir kısmı cerrahi eğilimi olan bir durum. O yüzden genellikle hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Ameliyat dışı tedavilerde bunları uyguluyoruz. Evet. Hocam o egzersizler nasıl egzersizler? Mesela egzersizler. neler yapalım hiç olmadan önce de muhakkak koruyucu tedavilerde konuşuruz yani evdeyken ama. Evdeyken de yapabiliriz. Ayağımızı oturduğumuz yerden düz kaldırıp indirme hareketi yapabiliriz. Hı -hı. Ayak bileğimizin üzerine ağırlık koyup uyluk kasımızın kasılmasını sağlayıp ayağımızı 10 saniye havada tutup indirme hareketleri yapabiliriz. Dizimizin altına bir havlu yastık koyup bu havluyu ezme basma hareketleriyle Uyluk kasını kasıp güçlendirme egzersizleri yapabiliriz. Ya yani aslında illa menüsküsün yırtılmasına gerek yok. Evde hı hı. otururken de bu egzersizleri yapabiliriz tabii ki. Evet diz sağlığı önemli Kesinlikle. tabii. Ki. Hani genel anlamda biz bugün menisküsü konuşuyoruz evet. ama e, dizimiz gerçekten öyle. Yani çok ayakta kaldığımızda benim dizim çok ağır hocam. Hani belim ve dizim çok evet. ağrır. Aslında burada ne kadar çok yük bindiğini evet. e, algılamış oluyoruz. Hani hayatımız hep şöyle günlük akışta vücudumuzdaki mekanizma devam ediyor evet. ama artık o mekanizmada bir sıkıntı olduğunda tabii ki e, sinyalleri vermeye tabii ki devam ediyor. ediyor. Menisküs de onlardan Aynen. bir tanesi. Evet. Şimdi evet. hocam bunun dışında böyle tedavi seçenekleri, evet. yöntemleri var. Evet. Onu hastaya göre tabii ki planlıyorsunuz, evet. programlıyorsunuz. Evet. Gelelim hocam ameliyat mevzusuna. Evet. E, belki de aslında Son dönemlerde de ben çok fazla programlar yaptığım için de biliyorum, okuduğum şeylerden de biliyorum. Artık bu tarz cerrahi işlemler evet. çok konforlu, evet. rahat, evet. hastanın sonrası, ameliyat öncesi ve evet. ameliyat anındaki de aslında konforu evet. tabii ki son dönemde evet. hem teknolojinin iyileştirilmesi hem de bu ameliyatların artık uzman hekimler tarafından evet. daha birleşik bir şekilde yapılmasıyla daha günlük hayat hastalar dönebiliyorlar. Evet. Peki hocam nasıl oluyor ameliyatlar? Zor işlemler midir? Evet. Hasta, günlük hayata hemen döner mi? Evet. Hasta bize geldi. Diz, dizindeki problemi menisküs yırtığı olduğunu anladık. Ve artık ameliyat olması gereken bir yırtık olduğuna karar verirsek hastaya durumu anlatıyoruz. Bu hastayı ameliyata nasıl hazırlıyoruz? Ameliyat öncesi hastaların tetkiklerini yapıyoruz. Ameliyat öncesi anestezi hazırlıklarını tamamlıyoruz. Ameliyat kapalı bir ameliyat. Bu ameliyatın adı artroskobi ameliyatı. Halk arasında o kadar çok ismi var ki diğer adı kapalı ameliyat. Diğer adı menisküs Sporcu ameliyatı, diğer adı yani doğru olmamakla birlikte insanların alışık olduğu lazerle diz ameliyatı. Yani diz eklemi açılmadan tamamen diz eklemine iki adet kesiyle girilip hı hı. iki tane kesiden diz eklem boşluğuna ulaşılıp yapılan ameliyatlar. Görselde gördüğümüz gibi bir kamera sistemiyle yapıyoruz. Kamerayı diz ekleminin içerisine bir e, kesiden yerleştiriyoruz. Diz ekleminin içindeki problemleri kamerayla görüyoruz diğer kesiden diğer kesiden de eklem içerisine yardımcı el aletleriyle giriyoruz. Girdiğimiz el aletleriyle menisküsün yırtığını tıraşlıyoruz, menisküsün yırtığını dikiyoruz. Yırtık sonrası diz eklemindeki gereksiz fazla menisküs kalıntılarını özel temizleyici aletlerle çıkarıyoruz. Bu ameliyat tamamen konforlu ve hastanın izlediği bir ameliyat. Bu ameliyatları hasta uyanıkken yapıyoruz. Hastaya genellikle spinal anestezi dediğimiz narkoz vermeden yani belden aşağısını uyuşturularak yapılan ameliyatlar. E bu ne gibi avantaj sağlıyor? Hastanın bir kere ameliyatı izlemesini sağlıyor. Diz ekleminin içerisini kendisi görüyor. Ben hastaya ameliyatta anlatıyorum. Bakın burası menisküsünüz. Bakın burası kıkırdak dokunuz. Bakın menisküste böyle bir yırtık var. Bu yırtığı böyle bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu yırtığı dikmemiz gerekiyor. Bu yırtığı tıraşlamamız gerekiyor. Yani hasta ameliyatı sizle birlikte yaşıyor bu hastanın tedaviye inancını çok artırıyor. Evet. Çünkü hasta oradaki problemin iyileştiğini, dikildiğini ya da oranın temizlendiğini gözüyle görüyor. Yani bu ameliyattan sonra hastaya gidip de ameliyatın iyi geçti bilgisine bile gerek kalmıyor. Çünkü ameliyata hasta ortak oluyor. Sadece izliyor bu ameliyatı tabii ki. Ben görebilir miyim diyor. Hiçbir zaman hastaya yaptığımız işlem bölgesini göstermiyoruz ama bu ameliyat kamera yardımıyla yapılan bir ameliyat olduğu için Hastalar da bizim gibi televizyon ekranından bu ameliyatı izliyorlar. Bu hastanın çok güzel bir konforu yani bu güzel bir ameliyat bu yüzden hastaya bu fırsatı sa sağlıyoruz. Evet konuşarak izleyerek evet, dediğiniz gibi. Aynen. Ee, en azından yani hani anestezi almadan, spinal evet. anestezi ile genel evet. anestezi almadan evet. bu işlem hallolmuş olabilir. Evet. Peki hocam böyle çok rahatsız olanlar için genel anestezi de kullanılabilir mi? tabii Mesela hastanın genel var. durumu genel anesteziye uygunsa, Hı -hı. hasta illa ki ben hocam uyumak istiyorum, böyle bir anestezi fobisi varsa hastaya genel anestezi de verebiliyoruz tabii ki. Bu artık anestezi doktoru, hekim ve hasta arasında verilen kararla ne tür bir anestezi uygulayacağına karar veriyoruz. Evet. Bu artroskopi dediğim kapalı ameliyatlarda uyguladığımız yöntemler videoda da döndüğü gibi burada menisküsün yırtık bölgesi kanlanan bir bölge değil. Yani kan akımı olmayan bölgede bir yırtık varsa menisküsü ekranda gördüğümüz punch dediğimiz menisküsü yiyen aletlerle yırtık bölgeyi yiyoruz. O bölgeyi alıyoruz. Ondan sonra bu shaver dediğimiz temizleme aletiyle de menüsküsün yırtık düzeyini düzenliyoruz. Tıraşlama denir mi? ameliyatı, evet. aynen menüsküsün kısmi çıkarılma ameliyatı. Bu ameliyat eğer yırtık bırakılırsa menüsküs, bu yırtık menüsküsün zamanla kıkırdağa aşınmaya yol açan bir durum. Eğer ki bu menüsküsü buradan tıraşlayıp çıkarmazsak, zamanla kıkırdak doku aşınıp bu diz ileride proteze kadar gidebilir. Amaç her zaman menüsküsü korumak. O yüzden burada menisküs dokusunu olabildiğince yerinde bırakacak çok küçük tıraşlamalar yapıyoruz. Gerekirse %5'ini alıyoruz, gerekirse %10'unu alıyoruz ama bu menisküsü olabildiğince koruyoruz. Ama bazı yırtıklar var gerçekten menisküsün kanlanan bölgesinde oluşan yırtıklar. Bu yırtıkları eğer tıraşlayıp çıkarırsak menisküs dokusunun çok büyük bir kısmı çıkmış oluyor. Programın başından beri konuştuğumuz diz için olmazsa olmaz bir dokuyu çıkarıp Dikmemek demek dizin ileride çok hızlı bir şekilde aşınmasına neden oluyor. O yüzden dikilebilecek menisküsleri, menüsküs yırtık bölgesi uygunsa, hastanın yaşı uygunsa, kıkırdak çok aşınmamışsa, menüsküs çok dejenere olmamış, yapısı bozulmamışsa dikiyoruz. Mesela karşıda videoda evet. gördüğümüz menüsküsün dikilmesi ameliyatı. Bu ameliyat da tamamen kapalı yöntemle yapılıyor. Bu ameliyatta da hastanın dizinin içini açmıyoruz. Özel aletlerle menisküsteki yırtığı, yırtığın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre uygun sayıda dikişle dikiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hiç menisküs kaybı olmadı. Menisküsü evet. diktik. Biz bu işlemi menisküsü dikelim mi, menisküsü çıkaralım mı, tıraşlayalım mı neye göre karar veriyoruz? Her zaman ameliyattan önce buna karar veremeyebiliyoruz. Ameliyatta diz ekleminin içerisine girdiğimizde, gözümüzle görerek karar veriyoruz. Çünkü hastaya MR çekiliyor. MR'da tamam bu menisküs yırtığı dikilecek diye giriyoruz. Bir bakıyoruz MR'ın üzerinden 3 ay geçmiş. E, menisküs yırtığı büyümüş. Daha farklı bir yırtık haline gelmiş. Belki o yırtığı dikemiyoruz. E, bakıyoruz küçük bir yırtık gerçekten MR'la uyumlu. O yırtığı dikmemiz gerekiyor. O yüzden o yırtığı dikiyoruz. Yani ameliyatta menisküsü tıraşlayıp tıraşlamamaya, dikip dikmemeye karar veriyoruz. Ameliyathanede her türlü dikme için uygun Aparatlarımız, dikiş malzemelerimiz, setlerimiz ve yeterli tecrübemiz bu konuda olduğu için menisküsteki her türlü yırtığı dikebiliyoruz. Evet. evet. E, dikmeme, tıraşlama mı? Artık onu ameliyat aşamasında Ameliyat karar aşamasında karar veriyoruz kesinlikle. Evet. Peki hocam ben ameliyattan sonraki durumu da merak ediyorum. Hı hı. Hani dedik hasta konforu biraz önemsiyor. İşte evet. e, peki ameliyat süresi ne kadar hocam? Uzun bir işlem mi? Ameliyat işlame. süresi yapılan işleme göre değişiyor. Eğer sadece basit tıraşlamayla Yırtığı temizleyeceksek bu ameliyat 10-15 dakika sürüyor. Ama yok menisküsü dikeceksek en fazla yarım saatlik bir işlem oluyor. Aynen öyle. Bir de ameliyat esnasında dejenere yırtık dediğimiz hani bu ileri yaştaki hastalarda menisküs yırtığıyla birlikte bazen kıkırdak aşınması da ciddi boyutta karşımıza hı hı. çıkıyor. Eğer ki menisküsü yırtık olan hastalar uzun süre sonunda bize gelmişse bu yırtık menisküsle uzun süre gezdikleri için kıkırdak doku zarar görmüşse Ameliyatta bu kıkırdak dokuya da müdahale edebiliyoruz. Özel aletlerle bu kıkırdakları canlandırıyoruz. Mikro kırık dediğimiz yani kıkırdağa küçük küçük delme işlemi yapıyoruz. Bu işlem bu bölgede yeniden bir kıkırdak oluşumunu uyarıyor. Bunu her hastaya yapmıyoruz. Uygun hastalara yapıyoruz. Ama evet. bunu yaptığımız hastalarda hani işlem süresi belki 5 dakika uzuyor ama ameliyat sonrası iyileşme dönemi ciddi anlamda uzuyor. O hı hı. yüzden menisküs yırtığı olduğunda kıkırdak doku zarar görmeden tedaviye gelen hastalar çok mutlu oluyor. Ama kıkırdak dokuyu aşındırıp bize gelen hastalarda bu hastalarla ciddi bir süreç başlatıyoruz. Bu süreç bazen 9 aya bazen 1 yıla kadar uzuyor. Burada videoda görülen menisküs tamiri, menisküsün kökünden ayrıldığı kök yırtığı tamiri, kemikten ayrılan menisküsü özel bir yöntemle kemiğe tekrar dikiyoruz. Bu farklı bir tedavi şekli. Evet. Menüsküs kök tamiri diğer menüsküs yırtıkları gibi değil. Menüsküsün kemikten ayrılması durumu. Bunun da kemiğe dikilmesi gerekiyor. Evet araya mı gidiyoruz arkadaşlar? Araya mı gideceğiz? Birazdan mı gideceğiz? Evet onun bilgisini alayım. Şunu merak ediyorum hocam. Araya gidiyoruz peki araya gidiyoruz peki sorular da gelmiş bu arada birazdan evet. sorularınızı da yanıtlayalım araya gitmeden önce şu olsun hocam dönüşteki konu başlamız. konforunu sordum ameliyattan evet. sonraki konfor nasıl oluyor bir de evet. bazen iki diz kapağında da olabiliyor mu menüsküsü aynı evet. anda evet. bunu da bunu kesinlikle. merak ediyorum evet. aynı anda mı ameliyatlar gerçekleşiyor evet. nasıl oluyor ameliyattan sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor bunları bütün detaylı haliyle konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Hayat var son bölümüyle sizlerle birlikte e, tabii biz reklam aralarında da konuşmaya devam ediyoruz. Hatta ben hocama dedim ki hocam. Bende de sanırım bir menüsküs yırtı var. Hocam böyle dinleyince sanki her şey bizde gibi oluyor. Tabi tedavi seçenekleri çok fazla. Onları konuşacağız. Reklama gitmeden önce ameliyat evet. kısmından bahsetmiştik. Sonrasında konuşacağız. Ama evet. hocam sorular da gelmiş. Evet. Bu arada hocam ben tekrar hatırlatayım. Ee, Akademi Konya Hastanesi'nden ortopedi e, uzmanı Mustafa Serkan Zayımoğlu hocamla birlikteyiz. Menüsküs yırtıklarından, ameliyatından, menüsküsün tedavi yöntemlerinden konuşmaya devam ediyoruz. Hocam şöyle güzel sorular var. Evet. İzleyici soruları. Ee, i̇sterseniz onunla devam edelim. Evet. İki dizimden demiş hastamız. Birden ameliyat oldum. 3 ay oldu ama hala ağrılarım devam ediyor. Dur. Hareket kabiliyetim hala kısıtlı. Doktorum da bu ağrıların 2-3 ay daha süreceğini söyledi. Bir öneriniz var mı? Neler yapmak lazım diye sormuş Evet, olmuş. hastanın kilo kontrolü çok önemli. Bu hasta Hı -hı. eğer oluyorsa mutlaka kilo vermesini öneriyorum. Doktorunun ameliyattan sonra önerdiği diz güçlendirme egzersizlerini biraz önce konuştuğumuz düzenli yapmasını öneriyorum. Bu egzersizler düzenli yapılmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Aynı zamanda hastanın ameliyatında ne yapıldığını bilmediğim için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama evet. sadece basit bir menisküs yırtığı, tıraşlama ameliyatı oldu, kıkırdak aşınmamışsa aslında bu süre içinde iyileşmesi gerekir. Ama kıkırdak dokunun da aşındığı bir menisküs ameliyatı vardı. Kıkırdak dokuya da müdahale edildiyse bu hastada iyileşme için Evet 2-3 ay belki daha fazla bir süre beklemek gerekebilir. O yüzden yapılan işleme göre e, yorum yapmak daha ol, doğru olduğu için yani hastamızın doktoruyla e, irtibatlı olması daha doğru olacaktır. Şöyle bir izleyicimiz e, bir hastanede hocam İstanbul'da bir hastanede evet. e, bir MR sonucu sanırım. Evet MR sonucu eklem diz sağ diye görüyorum. Evet. E, bir sürü bize şeyi göndermiş ama şunu evet. hocam ben dikkatimi çektik. Grade 3 yırtık izlenmektedir. Evet menüsküs yırtığı diye rapor edilmiş. Hı hı. Yani bu MR'ı yorumlamak ya da okumak tek başına hastaya ne yapacağımızı karar verdirmiyor. Hı hı. Hastanın şikayeti ne zamandan beri var? Muayene ettiğimizde gerçekten MR'daki yırtıkla uyumlu fizik muayene bulguları var mı? Hasta dizinde şişlik ağrı takılma yaşıyor mu? Bu dizdeki yırtığı nasıl tedavi edeceğiz? Yani sadece MR'ı yorumlayarak... Aa sizin yırtığınız var. Hemen gelin ameliyat yapalım. Hadi gidin hemen fizeye gidin diyemeyiz. Hastayı muayene etmeden kesinlikle yaptığımız iş, hastayı görmeden kağıt okuyarak, MR yorumu okuyarak karar verilebilecek bir iş değil. O yüzden hastamızın burada güvendiği hekime gidip muayene olup hekimle yüz yüze tedaviye birlikte karar vermesi gerekir. Durum bu. Evet. İzleyicimiz İstanbul'da yazmış. Konya'da olursanız e, hocam. Evet, zaman, evet Akademi Konya Hastanesi hocamız nerede diye sorular gelmiş. Onu Hı. da söylemiş olalım. Güzel bir soru hocam. Menisküs yırtını yüzmek, e, su içinde hareketler gibi şeyler hı hı. iyi gelir mi spor anlamında diye sorulmuş. Evet spor anlamında menisküse yük binmeyen her türlü spor, e, uyluk kaslarını güçlendirecek her türlü spor menisküse iyi gelir. Yani yüzmek uyluk kaslarını gerçekten iyi bir egzersiz olduğu için e, diz için faydalı bir spor. Yüzmeye evet. devam edebilirler. Hı hı. Kayseri'den bir mesajımız var hocam. 44 yaşındaymış izleyicimiz. Selam olsun. Kayseri'de sigülerimizi gönderelim. Menisküs yırtığı ve çapraz bağlarda yırtık teşhisi konuldu. Evet. Ameliyatsız fizik tedavi veya ozon tedavisi gibi bu tarz yöntemlerle bir çözüm olur mu? Ya çapraz bağ ve menisküsün birlikte yırtılması diz ekleminde e, dengenin bozulması ve dizde bir boşluk oluşmasına neden oluyor. Uzun süre çapraz bağ kopmasıyla gezen hastalarda dizdeki bu kayma hareketleri neticesinde menisküsler yırtılıyor. Menisküsler yırtılınca uzun dönemde kıkırdak doku aşınıyor. Zaten bunu çok iyi anlattık. Kıkırdak doku aşınınca da bu diz hasta atıyorum 50 yaşına geldiğinde dizi 60 yaşına geliyor. Şimdi burada hastayı muayene etmediğim için çapraz bağ ve menisküs yırtığı birlikte ise büyük ihtimalle bu hastanın bir cerrahi işlem geçirmesi gerekiyor. Burada hastanın yaşı önemli. Bu hasta 60 yaşındaysa Ameliyata gerek olmayabilir ama bu hasta genç bir hastaysa 50'li yaşların altındaysa aynı anda hem ön çapraz bağ hem menisküs birlikte tedavi edilmeli kapalı yöntemle ameliyat daha uygun gibi bir seçenek görünüyor. Evet. Ama tabii ki hastayı muayene etmek gerekiyor ama Hı -hı. hasta masa başında çalışan hiç aktivitesi olmayan evine işine sadece araçla gidip gelip oturup masa başı çalışan e, aktif bir hasta değilse illa bu hastaya çapraz bağ ameliyatı yapmanın da bir anlamı yok. Ama dediğim gibi hastayı dinlemek, hastanın yaptığı iş, meslek, yaşı, dizinin durumu, muayene bulguları bunlara göre hastalığa tedaviye karar veriyoruz. Evet bunlar önemli. Evet. Tabii, hastayı dinlemek de Kesinlikle. dediğiniz gibi çok önemli. Hocam reklama gitmeden önce şunu sormuştum size. Dedim ki ikisinde de bazen olabiliyor. Evet. Aynı anda mı ameliyatlar yapıyorsunuz yoksa evet. farklı seanslarda mı oluyor? Hastanın genel durumu uygunsa, iki dizde de yırtık varsa ve yırtık ameliyat olmasını gerektirecek bir yırtıksa, Aynı seansta iki dizi de ameliyat edebiliyoruz. Tabii ki ameliyat öncesi anestezi hazırlıkları yapılıyor. Anestezi açısından iki dizde engel bir durumu yoksa hastanın, aynı seansta iki dizinde birlikte ameliyat edebiliyoruz. E tabii ama ciddi kıkırdak aşınması olan, hasta ameliyat sonrası uzun dönem eğer ki basmaması gereken bir hastaysa, genellikle tek tek de yapabiliyoruz bu işlemi. E buna e, hastanın durumuna, menisküs yırtığının şekline göre karar veriyoruz. Ama iki diz aynı anda menisküs ameliyatı da olabiliyor. Evet. Evet. Peki ameliyatlardan sonra hastanede kalma durumu oluyor mu hocam? Hastaların ameliyattan sonrası genellikle hastanede yatırmıyoruz. Eğer hmm. sabah erken ameliyatlarını yaparsak, anestezin etkisi geçtikten sonra, hasta yürüyüp mobilize olduktan sonra aynı gün akşam eve taburcu edebiliyoruz. Çünkü kapalı bir ameliyat, hiçbir yere açmadık. İki tane sadece kesiden bu işlemi yaptık. Eğer ki menisküste iyi bir işlemle tedavi edildi, onarıldı ya da tıraşlandı, çıkarıldıysa bu hastalar aynı gün taburcu olabiliyor. Ama hastalarda ciddi kıkırdak lezyonu var, ameliyatta kıkırdağını canlandırma, kıkırdağa delme işlemi uyguladığımız bir hastaysa bu hastalarda ilk gün biraz ağrı olabiliyor. O yüzden bu hastaları duruma göre gerekirse bir gün hastanede yatırabiliyoruz ama en fazla bir gece hastanede kalıyorlar. Evet. Peki hocam ameliyattan sonraki korumak da önemli mi? Evet. ve ee, hastalar neler yapması lazım? Nelere dikkat etsin? Ameliyattan sonra hastalara gerekli ilaç tedavilerini, dizde oluşabilecek şişliğe karşı soğuk uygulama, buz uygulaması bunları anlatıyoruz. Ama en önemli tedavi uyumunda ameliyat sonrası evde yapılacak şeylerden bir tanesi egzersiz. Bu egzersizler kaçınılmaz. Ameliyattan sonra bacak kaslarını, uyluk kaslarını güçlendirecek egzersizler başlıyoruz. Ve hastaların bunu düzgün şekilde yapmasını ve belli bir süre yapmasını istiyoruz. Mesela hasta ameliyattan sonra dikiş almaya geliyor 10 gün sonra. E soruyoruz evet hangi harekettesin şimdi? Hocam iyi hareket yapmıyorum diyor. Yani bu sonuç aldığımız bir hasta değil. Burada hasta uyumu ameliyattan sonra hekimin eve verdiği ödevleri diye söyleyeyim artık yani bunlar egzersizdir, işte ilaç tedavisidir. Bunlar düzgün yapıldığında yani hasta tedaviye hekimle birlikte ortak olduğunda mutlu oluyor. Ama Hı -hı. evde yapması gereken hareketleri yapmadığı zaman da bu iyileşme süresi uzayabiliyor. Ya da bu iyileşmemeye de gidebiliyor. Evet. evet. Peki hocam e, bu da çok soruluyordur size. ibadet noktasında namaz kılanlar oturarak evet. namaz kılabilir miyiz? Evet. Nelere dikkat edelim? Oturarak evet. dizimizi bükerek yapabilir miyiz gibi. Evet. E, Menisküs söyleyeyim. ameliyatları sonrası hastaların Hı -hı. oturarak namaz kılması bir aydan önce genellikle mümkün olmuyor. Hastalar aynı gün kalkıp yürüyebiliyor. Aynı gün araç kullanarak eve gidebiliyor. Net söylüyorum. Ama bu yapılan işleme göre değişiyor. Hastanın menisküsünde tıraşlanması gereken küçük bir yırtık var. Bunu tıraşladık. Hasta aynı gün kalkıp üzerine tam basarak yürüyor. Ama hastanın menisküsü dikilmesi gereken bir yırtıktı. Biz de bu menisküsü diktiysek bu hastalar yaklaşık 4-6 hafta koltuk değneğiyle ameliyat olan bacakların üzerine basmadan yürüyorlar. E, o hmm. yüzden yapılan işleme göre ameliyat sonrası e, durum değişebiliyor. Evet. Ya aslında şöyle diyebilir miyiz? Ameliyat evet e, kullanılan teknolojik yöntemlerle hasta konforu e, konfor hemen sağlayabiliyor ama bu konforu bu başarıyı etkileyen hastanın dikkat etmediği şeyler mi oluyor acaba? Evet, sonrasında. dikkat etmediği şeyler kesinlikle oluyor. Yani tabii her şey yani hastaya bağlı olmadığı anlamına gelmiyor bu. Ameliyattan sonra bu yani bir birlikte yapılan bir işlem. Hı hı. Hastayı biz tedavi ediyoruz. Yaptığımız tedavi hasta ameliyat sonrası uyum sağladığında, atıyorum kiloluysa kilo verdiği zaman uyluk kasları zayıfsa kasları güçlendirdiği zaman e, bu tedavi ün birlikte gerçekleştiği zaman hastanın iyileşmesi daha iyi oluyor. Bunlara uymadığı zaman hasta tabii ki ameliyat sonrası beklenti de yüksek olursa e, süreç e, uzayabiliyor. E, hasta geliyor iki ay oldu ameliyat oldum, ağrım geçmedi. Ama şimdi hastanın kaslarında hiçbir gelişme yoksa, hasta bunları yapmadıysa, hiç kilo vermediyse ki kilo çok önemli. Menisküse binen yükü artırdığı için e, tedavi biraz daha uzayabiliyor ya da başarı azalabiliyor. Ama bu ameliyatlar hasta uyumuyla birlikte başarı şansı, başarı oranı en yüksek ortopedik ameliyatlardan biri. Menisküs ameliyatları. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum hocam. Bir kısmını dediniz ki hasta eğer genç bir e, hastaysa ve evet. e, biz bir kısmını bırakıyoruz dediniz. O menisküs yırtıklarındaki evet. bir kısmı işte alıyoruz, bir kısmı evet. bırakıyoruz. İşte dikiyoruz gibi evet. bir şeyler söylediniz. Peki hasta menisküs ameliyatı olduktan sonra kısımda e, Tekrar edebiliyor mu hocam bu durum? Evet, menisküs, yani tekrar doks, yırtıklar evet, oluşabiliyor mu? Menisküs dokusu tamamını çıkarmadığımız için hasta bize menisküsü yırtıp gelen bir hastaysa aynı travmaya maruz kalıp eskiden travmatik bir yırtık yaşadıysa yine aynı travmaya maruz kalıp menisküsünü yırtabilir. Ya da dejenere yırtık dediğimiz dizdeki menisküs yapısı bozulduğu için kiloya bağlı, zorlamaya bağlı bir oluşan yırtıksa ameliyattan sonra aynı zorlamaya, aynı yanlış harekete devam ettiği sürece menisküs dokusunu tekrar yırtabiliyor. Yani bir kez ameliyat oldum, tekrar bir daha menisküsüm yırtılmaz gibi bir rahatlık olamaz. Durum mu? Evet bu arada sevgili arkadaşlarım stüdyo içinde ses bize geri dönüyor. Ee, onu da söylemiş olayım sizlere ses ses duyuyoruz. Kendi evet. sesimiz geri geliyor sevgili <laughs> arkadaşlarım yayın ekibimize de e, söylemiş olalım. Sorular hocam YouTube'dan da geliyormuş Facebook üzerinden de sorularımız geliyormuş. E, onu da söyleyeyim şu an ben stüdyo içinde kendi sesimi de duyuyorum. E, onu hallederse sevgili arkadaşlarım evet teşekkür edelim. Evet şöyle devam edelim. E, hocam sorularımız Hı -hı. E, gelmeye devam ediyor. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. E, ameliyatımdan çok memnun kaldım demiş. Sizin hastalarınızdan bir tane satıcı kuyucanım. E, sevgilerimizi gönderelim. E, çok memnunum ameliyatımdan demiş. Ne güzel böyle şeyler duymak da e, çok önemli. E, YouTube'dan birazdan sevgili arkadaşlar sorularımıza Facebook üzerinden gelen sorularımıza da bakalım. Yani sonrasında da eğer hasta o e, kurallara, altın kurallara uymazsa evet. E, tekrar menisküs yırtıkları oluşabilir. Peki hocam çocuklarda ameliyat sınırı var mı? Bir yaş sınırı var mı menisküs ameliyatlarında? Menisküs ameliyatı ne? Evet. Yaş sınırı genelde hastanın e, menüsküsündeki menisküsündeki problemin durumuna bağlı. Yani eğer 7 yaşında diskoid menisküsü olan bir çocuk bu dizde menisküsü yırtılıp dizinde takılmaya ciddi ağrıya neden oluyorsa evet bu menisküsü normal menisküs haline de getirebiliyoruz. Atıyorum 70 yaşında kıkırdak dokusu aşınmamış bir hasta bize menisküs yırtığına bağlı dizinde takılma ciddi ağrı şişlikle geldiği zaman e, bu hastaya kapalı yöntemle yine menisküs ameliyatı yapıp e, bu hastayı da iyileştirebiliyoruz. E, tabii ki daha çok genç hastalığı genç menisküs ameliyatı sporcu hastalığı diyoruz ama hani 70 yaşına da menisküs ameliyatı yaptığımız oluyor olmuyor mu oluyor ama daha nadir e, küçük yaşlara da daha nadir menisküs ameliyatı yapıyoruz. Yani bir yaş aralığı tabii ki var. Altta üst sınırlar e, hastanın dizinin durumuna göre değişiyor. Dizindeki kıkırdak durumuna menisküsün yırtığın şekline göre e, yaşını belirliyoruz bu ameliyatın. Şöyle bir sorumuz gelmiş hocam, menisküs nasıl ameliyatsız tedavi olur? 63 yaşındayım, 13 yıl geçti demiş. Evet, yani, yani 13 yıldır bu hasta iyileşmemiş. Ben bunu Hı -hı. anlıyorum. 13 evet. yıldır şikayet olan bir hasta demek ki menisküs ameliyatı olmadan iyileşememiş. Normalde Hı -hı. biz ameliyat dışı tedavileri hastaya 3 ya da 6 ay deniyoruz. Fizik tedavi, güçlendirme, bunların içerisinde kıkırdak dokuyu, menisküs dokusunu besleyen kollajen dediğimiz ilaçlar, bunların sıvı ya da hap şekli, tablet şekli ya da PRP, kök hücre dediğimiz tedavi yöntemleri. Yani bunlar ameliyat dışı tedavilerin bir parçası. Ama nereye kadar? E gerçekten çok kötü bir dizi var. Kıkırdağı aşınmış, menisküs yırtığı çok büyük, dizde kitlenmeye neden oluyor. Bu hasta fayda görüyor mu? Hayır. Eğer ki bu hastanın yırtığı küçükse, gerçekten ameliyat dışı tedaviler denenebilirse, biz bunların başında mutlaka PRP uygulaması da yapıyoruz. Çünkü menisküsün iyileşmesini hızlandırıyor. Ama menisküs dokusunu yırtık dokuyu dikmiyor. Yani hastanın PRP yaptırırken PRP yaptırdım, yırtık geçmedi demesi normal. Çünkü yırtığı dikme yeteneği yok PRP'nin ama yırtık eğer ki hastaya çok rahatsızlık vermiyorsa Menisküsün iyileşmesini hızlandırıyor, en azından yırtığın büyümesine engel oluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Kıkırdak dokuyu koruyor. Yani ameliyat dışı tedaviler tabii ki mevcut, ama hastanın e, dizinin durumuna göre yapılabilir. Ya yani 13 yıldır şikayeti geçmeyen hastanın artık bence e, tedavi olması gerekiyor. Evet. 13 yıldır yani ameliyat dışı tedavilerle olmadığını söylemiş. 63 o yüzden yaşında uygun. Bir, yaşı 63 yaşında kıkırdak dokusu aşınmadıysa evet. menisküs ameliyatı olabilir tabii. Şikayeti bu kadar uzun süredir olduğu için. O yüzden mutlaka bu hastanın bir ortopedi tarafından muayene edilmesi şart. Muayene edilip röntgenlerin MR'larının yorumlanması gerekir. Evet. evet. Peki hocam spora ne kadar zaman sonra dönülür ameliyattan sonra? Menüsküsünü diktiğimiz hastalarda spora dönüş biraz uzuyor. Bu hastalar 4-5 ay gibi bir süre sonra spora dönebiliyorlar. Ama menüsküste kısmi çıkarma yani tıraşlama ameliyatı yaptığımız hastalar yaklaşık bir ay sonra normal spor yaşamlarına dönebiliyor. Şöyle bir soru gelmiş hocam, normal menisküsle kova yırtığı katlanan menisküs arasındaki fark nedir? Evet, kova yırtığı menisküs e, çok önemli ve diz ekleminde kilitlenme, takılma yapan bir menisküs hı hı. şekli. E, i̇nsanların en çok bildiği menisküs yırtığı şekli kova sapı yırtık dediğimiz yırtıklar. Aslında menisküs yırtıkları çok fazla. Bu yırtıklar uzunlamasına yırtık, yanlamasına yırtık. Ee, kök yırtı, kova sapı yırtı birçok ismi var. Yani çok tıbbi terimler olduğu için çok girmedik ama kova sapı yırtığında menisküs dokusu, C şeklindeki menisküs dokusu boylu boyunca yırtılıp eklem içine katlanıp dönüyor. Bu da dizde takılma kilitlenmeye neden oluyor. Kova sapı menisküs yırtığı eğer hastanın yaşı gençse mutlaka dikilmesi gereken bir yırtık. Eğer dikilmezse kıkırdak dokuda aşınma çok hızlı oluyor. Ama ileri yaş bir hasta kıkırdak dokusu zarar görmüş, kova sapı menisküs yırtığı olmuş, kalan menisküs dokusunun kalitesi çok iyi değilse yani atılan dikiş o menisküsün kaynamasına engel olacak ya da tutmayacak kadar kötü bir menisküsü varsa onun mecburen tıraşlanması gerekiyor. Tıraşlanmazsa bu sefer daha çok takılma, kitlenmeye neden olup daha hızlı kıkırdak aşırmasına neden oluyor. Evet. Peki hocam bu kadar bahsettik PRP. Evet. Evet PRP'de Menüsküs özellikle yırtıklarında hı hı. bu tarz şeylerde nasıl tedavi seçeneği oluyor? Evet. PRP hastanın kendi kanının ayrıştırılıp burada pıhtılaşma hücrelerinin yani trombositlerin yoğunlaştırılarak ortopedide hasarlı yerlere uygulanması işlemi. Günümüzde her yerde kullanılıyor. Çok alanda kullanılıyor. Ama doğru endikasyonda kullanılmazsa hasta beklentisi çok fazla oluyor. E sonuç alınamabiliyor. O yüzden biz PRP'yi diz ekleminde Ameliyat sonrası kıkırdak dokusu aşınan, kıkırdak dokusuna canlandırma, delme işlemi yaptığımız hastalara genellikle uyguluyoruz. Aynı zamanda menisküs yırtığı olan genç hastalarda çok küçük bir yırtık, şikayet yapmayan bir yırtık, kanlanan bölgede bir yırtıksa o bölgeye ameliyat öncesi PRP enjeksiyonu yapıp menisküsün iyileşmesini hızlandırabiliyoruz. Burada hastanın dizinin durumuna göre PRP'ye karar veriyoruz ama ortopedide çok kullanılan Doğru kullanıldığı zaman çok olumlu sonuçlar aldığımız bir yöntem. Evet, zaten son dönemde de kullanılıyor evet. ve özellikle menisküs yırtıklarında da bu tarz şeylerde evet. de geri dönüşler hocam. Evet, geri dönüşler evet. çok iyi, PRP gayet ilgili. de evet. iyi sonuçlar oluyor. E, PRP tedavisi bana da uygulamıştı Mustafa Serkan Zayımoğlu hocam demişler e, çok değerli bir insandır menisküs ameliyatı da yaptı kendisine çok teşekkür ederiz demiş izleyicimiz adını yazarsa burada zikredelim olsun, hocam hastalardan ediyoruz. da böyle e, sevgi saygı e, güzel iltifatlar ve güzel cümleler var Tabii çok önemli yani insanlar e, sıkıntı anında bir sonuç almak bir evet. tedaviyi birlikte hekim hekim ve hasta birlikleri çok önemli dedik evet. yani. Uyum gerçekten çok önemli. Bunu sağlayabilmek çok önemli. Kesinlikle. Siz de bunu sağlamışsınız. Mehmet Sert'miş hocam hastanızla da. Ederim. Selam sağ olsun, olsun bütün sağ hastalarınıza olsun. da. Sevgilerimizi göndermiş olalım. Tabi dedik son dönemde PRP önemli bir tedavi yöntemi. Peki PRP yapıldıktan sonra tekrar o periyotları yeniletmek gerekiyor mu hocam? Bunun bir seansı var mı? Ne kadar evet. periyotlar var? PRP diz ekleminde genellikle 2 hafta arayla 3 seans uyguluyoruz. Yani Hasta 15 gün arayla bize geliyor. 3 seans dizine PRP işlemi yapıyoruz. PRP'nin belli bir etki süresi var. Bu kitaplarda 1 yıl gibi geçiyor. Yani 1 yıllık bir sürenin sonunda PRP'nin etkisi aslında diz içerisinde bitiyor. Ama PRP yaptığımız hasta genç bir hasta grubuysa, diz içerisindeki problem bu 3 seansla bittiyse, 1 yıl sonra tekrar PRP yapmıyoruz. Ama orta ileri yaş hasta grubunda, bu hastaya PRP yaptık, gerçekten ya da ameliyat sonrası PRP yaptık, ameliyat olmadan PRP yaptık gerçekten fayda gören hastalarsa bir yıl sonra bu işlemi tekrar etmemiz gerektiğini hastalara anlatıyoruz. Hasta uyumlu olursa bize geliyor, hasta mesela devamlı geliyor. Bir yılı doğmuş hocam tekrar PRP yaptırmaya geldik diye geliyor. Hani dizinin muayene bile ettirmiyor. Çok rahatım diyor. Çok iyiyim diyor. PRP'sini tekrar bir yılın sonunda tekrarlıyoruz. E, bu şekilde takip ettiğimiz çok fazla hasta var. Yani belli bir süresi var bu işlemin. Hı hı. Gerçekten bu tedavi düzgün yapılırsa etkili bir tedavi olabiliyor PRP. Evet. Muhakkak denenmesi lazım diye de söylemiş olalım. Evet. E, hocam peki menüsküs yırtıkları son dönemde çok mu arttı acaba? Çok duyuyoruz. Evet. Herkesten duyuyoruz. Evet. Hatta ben bile dedim ki hocam kesin bende de menisküs yırtığı vardır. Artık çok bilinen konu başlıklarından bir tanesi. Gerçekten arttı mı son dönemde? Menüsküs yırtığı gerçekten arttı. Aslında hastalıkların tanınması daha kolay olduğu için menisküs yırtıklarının tanısını daha kolay hale koyar hale geldik. Bir de artık genç yaştan itibaren çocuk yaşlardan itibaren spora eğilim arttı. Özellikle kontak temas sporları futbol, basketbol, kayak e, bu sporlara ilginin artması, atletizm yani bu sporlara ilginin artması dolayısıyla dize gelen temas şeylerin travmaların daha çok artmasına neden oldu. Ve artık daha erken yaşlarda menüsküs Hastalıkları ortaya çıkmaya başladı. Yani son yıllarda gerçekten bir artış var menisküs evet. hastalıklarında. Evet. Evet, dikkatli olmak lazım. Evet. E, dediğimiz gibi ihmal etmemek lazım. Evet. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Benim dizlerimde sıvı kaybı var. Kök hücre önerildi. E, ama demiş malumunuz Covid korkusuyla bir evet. yere gidemiyorum. Önerilerinizi bekliyorum. 50 yaşındayım demiş izleyicimiz. 50 yaşındaki hastanın öncelikle dizini muayene etmek gerekiyor. Dizindeki Hı -hı. durum bir ciddi boyutta menisküs yırtığı. Dizinin kıkırdak dokusunda aşınma mı yoksa sadece gerçekten küçük bir menüsküs sırtı PRP ya da kök hücreden gerçekten fayda görebilecek bir şey mi? E, buna göre hastayı değerlendirmek gerekir. E, eğer ki ciddi rahatsızlık vermiyorsa PRP kök hücre X de denenebilir ayrı ayrı da denenebilir e, ya da hasta muayenesi sonrasında dizindeki durum bunlar, bunlarla düzelmeyecekse de belki öncesinde hastaya bir menüsküs cerrahisi yapılabilir. Ama dediğim gibi hastanın fizik muayenesi çok önemli, hastanın hikayesi çok önemli. Hastayı dinleyip muayene edip hangi tedavi yapacağımıza karar veriyoruz. Evet. Şimdi Covid'den dolayı evet birçok kişi hastanelere evet. gitmeye korkuyor ama şöyle bir şey var. Ben şuna kanaat Hı -hı. ediyorum. Bilmiyorum hocam siz de bir hekimsiniz hep Hı -hı. sürekli sürecin Hı -hı. başından beri zaten hastanedesiniz. Aslında hastaneler kuralların en iyi uygulandığı evet, yer gibi geliyor kesinlikle. bana ve giden kişiler de aslında hiç maskeler çıkartılmıyor, evet, hiçbir yere evet. temas edilmiyor. Evet. Ee, sanki bu konuda aslında şöyle oluyor. Yani Covid olmayalım derken başka hastalıklarımızı yani ötelediğimiz için evet. aslında daha telafisi olmayan şeyler de zaman zaman evet. olabiliyor galiba. Evet, bu da evet çok önemli diye söylemiş evet, olalım. Evet. E, hocam son 5 dakikamızda sorular da var. Sorularla da devam evet. et, et, etmiş olalım Tabii istiyorum. E, Mehmet Aygül Bey 73 yaşındayım. Mustafa Serkan Bey 10 gün önce menisküs ameliyatı oldum demişler. Cuma günü dikişlerim alınacak. Hocam hastanız cuma günü gelecek. Onu Peki, söyleyelim. Olsun, Doktor adresin. Bey'e teşekkür ederim. Sağ olsun. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. E, güler Yüz ve ilgisi için kendisine çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sağ olsun. Ne güzel yeniden doğmuş olmak değil mi hocam? Ne güzel bir tabir. Perepe e, yaptırayım demiş izleyici, e, izleyicimiz Kıkırdam sağlam doktor evet. böyle söyledi demişler şöyle devam edelim hocam e, Ayten Can kardeş ben de e, beni de demiş menisküs ameliyat yapmıştı e, PRP tedavisi almışım kendisinden çok memnun kaldık teşekkür Sağ olsun, ederiz teşekkür demişler ediyoruz. ne güzel hocam şöyle bir e, sorumuz daha var. İyi yayınlar diliyorum. 2013 yılında ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Platin koyuldu ve halen duruyor. Çıkartılmadı. Bana zararı olur mu? Hayır. Çapraz bağ ameliyatı esnasında küçük platinler Hı -hı. koyuluyor dizin içerisine. E, eklem içerisinde değil, kemiğin içerisinde olduğu için çıkarmıyoruz. Evet. Çıkartılması, çıkartılması gerekli evet. değil. Peki hocam şunu e, sormak istiyorum. Menisküsle alakalı tarihsel gelişimler. Evet. Neler? Menisküs ameliyatları e, artık... E, 2000'li yıllara doğru çok popüler oldu ülkemizde. Hı hı. Avrupa'da daha önce olmaya başlamıştı. Menisküs ile ilgili en önemli tarihsel gelişme artroskobinin bulunması. Artroskopi dediğimiz şey yani diz ekleminin kamera yöntemiyle görüntülenip diz eklemindeki problemlerin diz eklemi açılmadan tedavi edilme şekli. Artroskobinin bulunması diz hastalıklarında resmen bir çığır açtı. Neden? Eski yıllarda dizde ağrısı olan her hastanın Menisküs dokusunu çıkarıyorlarmış. Tamamen total menisektomi dediğimiz tüm menisküsü çıkarılırmış. Bu çıkarılan hastalarda çok erken dönemde dizlerde aşınmalar olduğu görülmüş. E bu çok kötü bir durum. Şu anda bir insana sizin tüm menisküsünü çıkaralım demek ya bir mal Yani çok yanlış bir işlem. O yüzden bizim amacımız olabildiğince menisküs dokusunu korumak, koruyabildiğimiz kadarını koruyoruz. Gerek dikerek gerekse ekleme takılan yeri tıraşlayarak ama olabildiğince çok kısmı koruyoruz. Bu tabii ki artık artroskopi dediğimiz bu işlemlerin gelişmesiyle oldu. Ortopedi içinde en büyük gelişme menisküs için, diz için artroskopinin bulunması oldu. Şu önemli, demek ki yanlış bilinen bir bilgi, bugün ben de öğrenmiş oldum. Menisküsün tamamı asla alınmıyor. Kesinlikle. Bırakılabildiği kadar bırakılıyor Kesinlikle. E, ya da tıraşlanma işlemleri sağlanıyor. Menisküs evet. alın zaten daha büyük Sıkıntılar, evet. problemler evet. olduğunda söylemiş olalım. Ee, teşekkür ederiz hocam hastalarınızdan maşallah. Biz de Mustafa Bey iki dizimizden ameliyat olduk. Ee, kök hücreleri kopuktu. Şimdi çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diye mesajlar gelmiş. Hı -hı. Evet. Ee, annem bu omuz ağrısı ama omuz ağrısı ile alakalı inşallah e, başka bir programda da konuşalım. konuşalım Aa, sol tabii. omuz ağrıyor. Alır işte yapmıyor ama neden olur diye sorulmuş hocam. Hastanın yaşı önemli. Hı hı. Buradaki omuz çevresindeki kasların esnekliğinin bozulduğu bir yaş, ileri bir yaşsa belki küçük bir yırtık olabilir ya da omuz tendonlarında zorlanma olabilir. E tabii bu hastanın muayene edilmesi çok önemli. Hastanın omzunu muayene edip hani gerek görürsek belki röntgen, MR çektirip yapılacak tedaviye karar veriyoruz. Bir muayene olmasını öneriyorum hastamıza. Evet. Şöyle ya, mesajlar gelmeye devam ediyor hocam. E, Rabbim demişler sizlere güzel şeyler e, nasip etsin. E, bizi tanıttığınız için çok teşekkür ederiz demişler. Biz de teşekkür tamam, ederiz. Teşekkür e, sizlere de tabii sağlıklı güzel günler olsun diye söyleyelim. Şöyle devam edelim. Mustafa Hocam kendisini hiç kimseyi hassası üzmeyen bir hekimdir. Teşekkür ederiz demişler sağ olsunlar. Hocam teşekkür hasta de. mesajları gelmeye <laughs> devam ediyor. Ya bu, bu çok önemli. E, evet hasta bir şekilde sağlığına kavuşur ama bu geri dönüşler çok önemli. Aslında, ee, belki de hani o hastanın çok zor anında yapılan bir işlem tedavi sonrasında konfora e, kavuşmak evet. bu anlamda herhalde hekimliğin evet. en güzel evet, e, neticelerinden bir kesinlikle. tanesi. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Menüsküs ameliyatlarında ya da menüsküs hastalıklarında hastaların iyileşmesinde en önemli faktör süre. Yani diziniz ağrıyorsa bu süreyi illaki son aşamaya gelmeden hekime başvurmanızı öneriyorum. Yani diz ağrısını Önemsemeyip ağrı kesici kremle ilaçla bugün geçirip e, olaydan 3 yıl 5 yıl sonra değil de ağrı başladığı zaman hekime başvururlarsa hastalarımız olay hiç büyümeden belki kıkırdak doku aşınmadan belki basit bir ilaç tedavisiyle basit belki bir küçük bir işlemle e, tedavi olmaları mümkün. Ama burada süre uzadığı zaman hem yırtık menisküs daha da büyüyor hem kıkırdak doku daha fazla aşınıyor ve hastalarda artık e, tedavi süreci çok uzuyor başarısızlık oranı düşebiliyor. O yüzden bu hastalara önerdiğim dizinizde ağrı varsa ağrı başladığı gün mümkünse en kısa sürede hekime başvurun ve mutlaka dizinizi muayene ettirin. Yani önerebileceğim en önemli şey bu. Evet. E, ihmal etmesin kimse. Evet. E, söyleyeyim. Bu arada maşallah yani mesajlar gelmeye devam ediyor ama süremiz mi bitti. Evet, peki süremiz bitmiş. Ee, güzel mesajlar var. İstanbul'dan mesajlarımız var, Ankara'dan var, Türkiye'nin her yerinden hocam sevgi selam göndermiş Sağolsun, izleyicilerimiz. Ee, tabii dedik hayatımız neresi ağrırsa canımız orada. Ve evet. babamız sözüdür. Gerçekten de evet. neresi evet. ağrırsa canımız orada. Onun için aslında en doğrusu en doğru zamanda en kısasından uzman hekime ulaşabildik ve tedavi yöntemlerine evet, bakmak diyelim. Hocam sizlere de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani çok yoğunsunuz bize de fırsat verdiğiniz Sağ olun. zaman ayırdınız. Bu önemli konu başladı konuştuk birlikte en kısa zamanda tekrar bekliyoruz Tabii ki. hocam sen. Seve seve ben teşekkür ediyorum. Size çok için. teşekkür Sağ ederiz. Olun. Efendim bugünkü yayın yayın konumuz Akademi Konya Hastanesi'nden operatör doktor Mustafa Serkan Zayımoğlu hocamızdı. Bizler bugün sağlıktan konuştuk yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.